Böyle mikrofonla anımsatıyorum. Siz bana kulak vermiyorsunuz. Sonra hakem sarı kartı verirse bana kızmayın. Bir de şu çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle bu tabelayı alan, oyundan çıkan arkadaşımız tabelayı böyle yere atmayacak. Atarsa hakem kart gösterir. Ne yapacak? Spor benliğin gereği... Takım hazır olsun. Hayır. Sayıyorlar. Yani süratle top oyuna sokulacak. Korner, taç ve kaleci topu 5 saniyede oyuna avantaj olur diye biraz düşünüyorum. Biraz oturacak azıcık. Bu futbolunda ana kurallardan bir tanesi de İhsan Kaldırımcı. Var mı? Teknik sorumlu İlker Zembat. Evet sevgili izleyiciler, şampiyonumuzun ilk mücadelesi. Şimdi Uvatan'ın kurtarıcısı Ulu Önder Türk ve tüm silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşı. Başlama vuruşunu yapmak üzere sporun bu temsili vuruştan önce küçük bir konuşma yapacak konuklarımız ama ben bu vuruşu yapmak üzere de Sayın İsmail Çul Sayın Mustafa Çulcu da bu başlama vuruşunu temsili olarak düdük çalacak. Çok hocam hoş geldiniz, kusura bakmayın. Evet. Şimdi önce Sercan Hocam çok minik bir konuşma etapla ilgili, ardından sırayla. Türkiye Futbol Federasyonu Garanti Plaj Futbol Ligi etaplarından Erdek etapına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye burada 3 gün boyunca her gün 4 maç oynanacak ve 8 takımız kıyasıya mücadele sonucunda bir tane etap şampiyonumuz çıkacak. İkinci ve üçüncülere de ödüllerimiz olacak. Geleneksel hale getirdik artık. Çok güzel bir turnuva. Emeği geçen, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Erdeğimizin turizmini böyle güzel organizasyonlarla hak ettiği yere ulaştıracağız inşallah. Burada çevre sakinlerimizden ve plajımızı kullanan misafirlerimizden de verdiğimiz geçici olarak sıkıntıdan dolayı kusura bakmayın diyoruz. Ama her şey turizm için, spor için, futbol için. Hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum, selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Türkiye Futbol Federasyonu ve Erdek Belediyesi'nin birlikte organize etmiş olduğu plaj futbolu Erdek etabı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geçen yılda Erdek ilçemiz bu Erdek etabına ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl da ev sahipliği yapıyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda da büyük etkinliklere sahne oldu Erdek'imiz. Bu etkinliklerden bir tanesi de plaj voleybolu. Ben bu vesileyle emeği geçen belediyemize, futbol federasyonumuza şükranlarımı sunuyor. Futbolcularımıza
futbolcularımızın centilmenlik içinde bu mücadeleyi sürdürerek kazananın adrenalin olmasını diliyorum saygılarımla. Evet, onun düdüğüne Sayın İsmail Kaygısız ve Sayın Hüseyin Aysan vuruş yapacak. Gol atacaklar, atmadan olmaz. Evet. Mustafa Çulcu'nun düdüğü, İsmail Kaygısız ve Aysan Başkan topun gerisindeki isimler. Kaleci kalesinde dikkatli. Mustafa Çulcu'nun düdüğüyle başlıyor mücadele. Hüseyin Aysan, İsmail Kaygısız vermedi Hüseyin'e. Hüseyin Aysan şimdi çekilin dedi basın mensuplarına. Vuruşunu yapıyor, direği yaladı gitti. Teşekkür ederim Sayın Belediye Başkanımıza. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim. Siz de kesinlikle o bölgede hiç kimse olmayacak. Çünkü hakem arkadaşlarımız orada yürüyecekler, görevlerini yapacaklar. Bu anlamda orada sadece görevlilerin dışında hiç kimse olmayacak. İlk 12 dakika Özsu takımında. Erhan topun gerisindeki isim. Vuruş gerçekleşti. Kubilay sol çizgiye indirdi topu. Kendine özgü kralda olduğum bir kez anımsatalım topun. Son derece zor bir spor ve mükemmel bir kurtarış. Harika bir vuruş. Mükemmel bir kurtarış. Ömer Recep'in saniye başladı. Atış kullanıldı kale sahası içine. Diğer topu bir şekilde alalım hemen oradan arkadaşlar. Erhan savunma girdi araya. Kale çıktı kalesinden. Kale sahası içinde savunma bir kez daha uzaklaştırıyor Ömer Recati. Riskli hareketlerdi bunlar. Hareketlenen Onur. Son çapraz vuruş geliyor topalarda. İlk gol. Şampiyonun ilk golü. Örge şampiyonluğu kazanan genç Erdek. Şampiyonun ilk golünü Kubilay'la buluyor. Özsu. Onlar da Gönen Özsu takımı. Bölgesel amatör lig yükselttiler Gönen Belediyesi'ni bu yıl. Onlar da bir şampiyon. Bir manada iki şampiyonun çarpışması ve kırmızı beyazlardan geldi ilk gol. 12'şer dakikadan 3 periyot anda oynanan mücadele. Yine Kubilay girdi araya. Golün kahramanı Kubilay. Sol çizgiye inen top. Uzak tarafta kimse yok. Kaleci Murat Güngör. Altı numarasıyla Olcay Dönmez. Müdahale geldi. Uğur Aygören. Taç atışı kullanılıyor. Kafalardan seken top. Kubilay son dokunan. Taç olarak değer kazandı pozisyon. Elle yahut ayakta kullanılabiliyor taç. 5 saniyede kullanılmak durumunda. Gerilerden bir vuruş denemesi. Olur. Kaleci Murat Güngör. Sol çizgiden şimdi Olcay Dönmez. 1-0'lık kırmızı beyaz üstünlük var. Vuruş geliyor dışarıya. Sol taraftan sapılacak şimdi. Kırmızı beyazlar. Atak yönlerine göre. 1-0'lık üstünlük gol Kubilay'dan geldi. Çıktı aldı Murat. Murat sürekli gönderiyor topu. Kaleci başarılı iki hamle. Boşta kalan top savunma ve Kubilay. Sağdaki tek golün kahramanı Kubilay. Orta bölgede topu gönderdiği adam Uğur. Onun verdiği yerde Ferhat var. Ferhat. Ferhat'ın vuruşu savunmayız. Yükseklik kazanıyor top. Candaş kontrol etti. Savunma. Candaş. Gol durumunda. Candaş. Özsu. Candaş da golü buluyor. Candaş bulacak şimdi ikinci kez. 5 metrelik mesafeyi ayarlıyor. Mücadele hakemi. Atış kullanıldı. Vuruş geliyor. Kaleci. Murat Güngör. Onun uzun gönderdiği top savunma girdi araya. Şimdi alan Mert Yüksel. Bir kez daha Murat. Bir kez geri pası verebildiğini anımsatalım. Kalecilerin sadece aynı pozisyon işte tek geri pas alabildiğini. Çıktı yumrukladı. Çıktı yumrukladı Ömer Necati. Ağzını burnunu kırdı topu. Şimdi Murat. Sol çizgi. Hareketten oyuncu Olcay. Yükseklik kazanıyor top. Göğüs kontrol. Kubilay. Topla buluşan oyuncu. Kubilay. Sola doğru açıyor topu şimdi. Birbirlik beraber durumu devam ediyor. Yeniden Kubilay. Açı arıyor. Uzak noktada top bekleyen Uğur. Top Kubilay'da. Şimdi baskı yapan Onur da var o bölgede. Parakor bir mücadele. Top gölgeyi götürüyor. Faul belirledi. Şimdi nasıl bir atışkın olacak? Kale direkleri hiza alınacak. Bir huni oluşturulacak. Evet arkadaşlar, bunun içindeki topa, top yere değmeden,
kaleci hariç kimse dokunamayacak. Faale maruz kalan oyuncu atışı kullanacak. Hangi oyuncumuz faale maruz kalmışsa o oyuncumuz atışı kullanacak. Erhan Korkmaz. Erhan, onun vuruşu Necati. Ömer Necati başarılı. Onur Akdeniz. Ece Murat Güngör. Bir birlik beraberlik durumu devam ediyor. Mesane seninle çıkarmak zorunda. Topu Murat. Vuruşu bir kez daha Candaş. Onun vuruşunda Ömer Necati. Bir kez daha savunma devamında uzaklaştırılıyor. Oyuncunun numaratördeki numarası havaya kaldırılacak. Ve oyundan çıkacak oyuncu oyun alanı terk ederken o numaratörü alarak oyunu öyle terk edecek. Numarayı gören oyuncu mesela şimdi 10 numaralı oyuncu evet şu anda 5 numaralı oyuncu ile değişik. Numaratörü alacak çıkacak ve 10 numaralı oyuncu oyunda ve mükemmel bir gol geliyor. Topu alara gönderen isim Candaş Aydoğdu. Ömer Necati açıyı kapatabilir. Kullanacak oyuncu arkadaşımız pas şeklinde de kullanabilir. Direkt kaleye de vurabilir. Topun gerisinde Candaş Aydoğdu. Tüm oyuncuların toptan 5 metrelik mesafeye çağırdı. Aşkın Değirmenci. Candaş. Sarılar 2-1 önde. Candaş vuruyor topalarda. Candaş bölgesel amatör lige çıktı bu yıl. Bu kadroyla işte bu anlamda iki şampiyonun mücadelesi kumda 3-1'lik üstünlüğü var. Şimdi Mert müdahale geldi. Kubilay'la yapıştırdı. İlk gol Kubilay'la atıldı dışarı giden bir top. Uğur. Uğur Aygören. Uğur. Sınırsız değişiklikte olduğunu bir kez daha anımsatır. Candaş. Onun tecatı çıktı usandı. Devamında savunma. Kale boş. Bir kez daha Candaş. Candaş. Öncelisinde Serhat Akbaş. Östo. 4. Gençerdek. 1. Kubilay açıldı perde. Ferhat Akbaş. Kubilay. Golün kahramanı. Orta yaptığı yerden savunma girdi ve Kubilay'ın vuruşunu dışarı vuruş geliyor. Üst dağlarda kalıyor top. Kale sahası içinde Necat. Vuruş gerçekleşti şimdi. Dışarı giden bir top. Kale sahasına gönderilen top. Çıktı yumrukada. İsmail Yakar. Kafalardan sekti top. Şimdi topla buluşan Olcay Dönmez. Kaleci Murat. İlkan. Bir kez daha savunma girdi araya. Şimdi 10 numarasıyla Serhat. Yeah.
senden önce uçtu aldı. We'll be right back.